Ben geldim. Hoş geldin. Ben de geldim. Aa, Eray Bey. Ne güzel sürpriz. Artık sürpriz olacak tarafı mı kaldı Meltem Hanımcığım? Yani ben de bu ailenin bir ferdi sayılırım, öyle değil mi? Hem bak tam zamanda gelmişiz. Çünkü bu evde akşam yemekleri hep aynı saat yenir ve herkes gelmeden de oturulmaz. Doğru mudur? Tamam, geç kalmadık değil mi biz? Yok yok, tam zamanında. Güzel. O zaman müsaade ederseniz ben bir elimi yüzümü yıkayayım, böyle geleyim, rahat rahat oturalım. Haluk bu yine gelmiş. Ne yapayım? Peşimden ayrılmıyor ki. Peki bir gelişme var mı? Hatırlayabildin mi kim olduğunu? Meltem, sürekli bana bunu söyleyip durma. Ne hatırlaması? Tanımıyorum bile. Bu sevgilinin de nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Ya belki çok yalnız biri. Yani hiç gerçek anlamda bir arkadaşı olmadığı için sana böyle bir sevgi besliyor. Nereden çıkardın yalnız olduğunu? Bilmiyorum Haluk, ama yani bu adamda bir acayiplik var. Sence normal mi Eray Bey'in davranışları? Bak görürsün, bunun altından bir şey çıkacak. Hiç normal değil. Biraz sonra yemeğe oturduğumuzda açık açık soracağım. Kardeşim kimsin sen diyeceğim. Söyle bize diyeceğim. Yeter yani. Bak sen de beni durdurmaya kalkma, soracağım çünkü. Yok, durdurmayacağım. Yok. Bence de en doğrusu bu yani. Sorma. Ben hiç anlamadım çünkü. Kim gelmiş ya? Anlamadım ya. Peşimden ayrıldım. Emine yok mu bugün? Eksikliği hissediliyor yani. Hem de nasıl hissediliyor? İzinliydi bugün. Ha. Düğüne gitsin diye izin verdik. Saçma sapan hareketler yapmış. Ha. Rezil etmiş kendini. Dönsün, soracağım bunu. Tamam, kız yapmış bir hata. Yani kendi de çok pişman zaten. Gitme üstüne. Ne oldu? Anlamıştım zaten ya. Hiç paylaşım yaptım. Hiç, burada sıfır. Emine paylaşım yapmayınca anladım ben bir şey olduğunu. Bak başına neler gelmiş Gülür. Hastanelik olmuş. Bilseydik giderdik hastaneye. Bana da haber vermemişler ki, apar topar gitmişler hastaneye. Ama saçma yani Gülür. Sinirleniyorum böyle şeyin. İnsan hastaneden bir fotoğraf paylaşır da benim kolumda serumla falan anlarız. Yani bizim de bilmeye hakkımız oluyor değil mi Gülür? Neyse. Doğru söylüyorsun Tuna'cığım. Ben sana sonuna kadar katılıyorum. Yemek de harika olmuş. Ellerinize sağlık. Yalnız bu kuzu inciyi yerken de hep aklıma sen geliyorsun kardeşim. Onu da söyleyeyim yani. İyi misin? Gülme de ye. Tamam. İyi misin Eray? İyiyim. Eray Bey, ben şeyi anlayamadım. Niye kuzu incik yerken Haluk geliyor aklınıza? Ya hatırlamıyor musunuz? Haluk'un kuzu inciklerini sokak köpekleri yemişti. Sonra sen hayvanseverlerden plaket almıştın ya. Ya siz nasıl hatırlamıyorsunuz Meltem Hanımcığım? Hatta siz verdiniz ya incikleri hayvanlara. Nasıl hatırlamıyorsunuz bunu? Yok, ben çok iyi hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum da sizin bu anıyı bilmenize şaşırdım ben. Aşk olsun. Aşk olsun, bu burada duyulmamış olsun yani. Ya ben Haluk kardeşimle ilgili her şeyi ezbere bilirim. O da benimle ilgili bilir. Öyle değil mi kardeşim? Kardeşim sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Ya nereden bu kadar detayı biliyorsun? Kusura bakma. Yani ben seni hatırlamıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum seni. Kimsin sen ya? Nasıl hatırlamıyorsun ya? Ne demek tanımıyorum seni falan? Tanımıyorum kardeşim seni. Vallahi tanımıyorum. Biz nereden tanışıyoruz? Oh, rahatladım. Evet, seni dinliyoruz. Kimsin sen? Abi, nasıl hatırlamıyorsun kardeşim ya? Yani ben seni ekledim. Sonra sen de kabul ettin. Biz seninle Face'ten arkadaşız ya. Ya ne diyorsun ya? Ben doğru düzgün sosyal medyaya girmem bile. Yani böyle arkadaşlık mı olur? Neden olmasın? Yani ben senin bütün gönderilerini beğeniyorum. Hepsini yorum yapıyorum. Hepsini kendi sayfamda yayınlıyorum tekrar tekrar. Yani vay be. Demek arkadaş olamamışız yani ha? Ya tamam seni kabul etmişim ama niye kabul ettiğimi bile bilmiyorum. Tamam tamam kardeşim, tamam sağ ol. Ben anladım anlayacağımı, merak etme sen. Ben hepinizle ilgili bütün bilgiyi Haluk'un paylaştığı fotoğraflardan öğrendim zaten. Yani sizinle beraber güldüm, sizinle beraber ağladım. Ama şimdi Tuna kardeşimin de hakkını yemeyeyim.
Onun sayesinde de birçok şey öğrendim yani. Rica ederim. Ya ben seni ekliyorum. Bak şimdi şey oldu. Sen şey yaparsın. Bu arada tabii İrem'in de hakkını yememek lazım. Yani İrem de mutlaka paylaştığı her şeyi birilerini etiketliyor. Oradan bütün her şeyi gördüm ben de. Özetle ben sizin arkadaşınız olduğumu sandım. Ama olamamışım yani. Hatırlanmıyormuşum Haluk'cum. Artık burada durmamın da bir anlamı kalmadı. Ya kardeşim sen deli misin? Böyle arkadaşlık mı olur? Sus. Konuşma. Konuştukça kalbimi daha fazla kırıyor. İyi akşamlar. Tanımadığımız adamı eve almışız. Evin evde yaşadı bizde. Bizde kaldı. Ay inanamıyorum Meltem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.